Meni örneği 3 ila 5 günlük bir cinsel perhizden sonra mastürbasyon yoluyla elde edilir. Meni bir toplama kabına konur ve laboratuvarda sperm örneği hazırlanır. Sonra en iyi hareketliliğe sahip olan spermleri seçmek amacıyla hareketsiz spermleri, seminal plazmayı, hücreleri ve menide bulunan doku artıklarını ayırmak üzere içinde farklı yoğunluklarda ortamlar bulunan test tüpleri kullanılır. İlk olarak yüksek hızda çevirme işlemi yapılır ve spermler bir pipetle toplanır. Tüpün üst kısmındaki sıvı atılıp çökeltinin sulandırılarak yeniden çevrilmesiyle sperm yıkama işlemi tekrarlanır. Elde edilen en son örnek mikroskop altında değerlendirilir ve sperm bir test tüpünde depolanır. Hazırlanan sperm ucuna kateter takılmış bir enjektöre çekilir sonra vajinaya yerleştirilen spekulum yardımıyla rahim ağzının girişi görülür. İçi sperm dolu olan kateter rahimin üst kısımlarına kadar ilerletilir. Spermler tüpler boyunca ilerleyerek yumurtanın bulunduğu bölgeye ulaşır. Bu şekilde yumurtanın döllenmesi kolaylaştırılmış olur.